Çinli öğretmenin çektiği video Çin'in Uygur çocuklarının beyinlerini nasıl yıkadığını ve onlara ne amaçlarla eğitim verdiklerini gözler önüne seriyor. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırım politikaları kapsamında yüz binlerce Uygur Türkünün suçsuz yere hapiste tutulduğu, milyonlarcasının ailelerinden uzaktaki çalışma kamplarında zorla çalıştırıldığı, çocukların ebeveynlerinden koparılarak asimiliye tabi tutulduğu biliniyor. Yakında Çin'in sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Çinli bir öğretmen tarafından çekilmiş olduğu tahmin edilen bir video, Uygur çocukların beyinlerinin nasıl yıkandığını gözler önüne seriyor. Videodaki konuşmalardan Uygur çocukların Çin için canlarını feda edebilen fedailer olarak yetiştirilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Öğretmenle öğrenci arasında soru cevap şeklinde devam eden videonun içeriğinde Çinli öğretmen senin gayen ne diye soruyor. Uygur çocuk benim gayem büyüdüğümde Çin Kurtuluş Ordusu askeri olup vatanımız Çin'in sınır bölgelerini korumak diye cevaplıyor. Çinli öğretmen canını feda etmekten korkmaz mısın diyor. Uygur çocuk canımı feda etmekten korkmuyorum ifadelerini kullanıyor. Çinli sosyal medya platformu TikTok'un dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği yönündeki endişeler giderek artıyor. Yeni Zelanda'da milletvekillerinin ve parlamentodaki çalışanların kullandığı kamuya ait telefonlarda Çin merkezli TikTok uygulamasının bulundurulması ay sonu itibariyle yasaklanıyor. Ay sonu itibariyle yürürlüğe girecek yasağın ABD ve İngiltere'deki gibi tüm hükümet çalışanları için değil, sadece parlamento binasındaki yaklaşık 500 kişi için geçerli olacağı vurgulandı. Parlamento Hizmetleri Başkanı kararın hükümetin siber güvenlik uzmanlarının tavsiyesi üzerine alındığını açıkladı. Çin'in deniz taşımacılığı devi COSCO, Malezya'nın ana demiryolu operatörü KTMB ile ortaklık kurdu. Çin'in deniz taşımacılığı devi COSCO, Malezya'nın ana demiryolu operatörü KTMB ile ortaklık kurduğunu açıkladı. COSCO Shipping Lines'ın yaptığı yazılı açıklamada çarşamba günü başlatılan demiryolu deniz hizmetinin Batı Malezya'daki önemli bölgeyi de kapsayacağı ve tüm dünyada yaklaşık 140 ülke ve bölgedeki 579 limanla bağlantı sağlayacağı bildirildi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Asad Macit, Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'la bir araya geldi. Görüşmede Macit, Pakistan ve Çin'in demir kardeşler, güvenilir dostlar ve barış ve kalkınma için kalıcı ortaklar olduğunu belirtti. Çin ise Pekin'in Çin-Pakistan her koşulda stratejik işbirliği ortaklığına, güçlü bağlılığına ve İslamabad'a geniş kapsamlı desteğini genişletmeye devam ettiğini tekrarladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in daveti üzerine 20-22 Mart'ta Rusya'yı ziyaret edecek. Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için yakalama kararı çıkardı.